Time Out'tan iyi akşamlar değerli Bursaspor'lar. Bugün çok özel bir konuğumuz var ve çok formda bir konuğumuz var. Onur Akbitim'le beraberiz. Onur Ak, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Tolga abiyle bu akşam seni biraz idmandan sonra biraz da biz yoralım. Estağfurullah. İdmandan hemen çıktın, terli terli buraya geldin, hemen hemen öyle diyelim. Öncelikle bize basketbol kariyerine nasıl başladın onu bir anlatabilir misin? Baban da içeride gerçi bu arada içeride. Bir yarım saattir herhalde bir sohbet ediyorduk. Biraz zamanı geçirdik herhalde başlama tarzında ama öyle başlayalım istersen. Tabii ki de. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Basketbola nasıl başladım? Ya zaten hem annem hem babam basketbolcu olduğu için yani çok kaçınılmaz aslında bir gidişattı benim için. Daha yeni ben örneğin bu senenin başında buldum annemin evindeyken. Bebekliğimden kalma bir defter işte çocuk doğduğunda ilk işte ne not almak istersin diye. Annem babam da yazmış ki umarım bir gün yani sağlıklı olursun, iyi olursun. Bir daha altına umarım iyi bir basketbolcu olursun yani. İş böyle olunca basketbol hayatım başlaması kaçınılmaz oldu. Ama ilk olarak annem bir spor okulunda yardımcı antrenörlük yapmaya başladı İzmir'de. Ben de orada onun yanında ilk defa böyle düzenli olarak bir basketbol kulübünün içerisinde bulundum yaklaşık 9,5-10 yaşında. Peki basketbol yaşı kaçta başlamalı? Bir çocuk basketbola başlamak için hangi yaşlarda daha verimli olabilir? Ya şöyle, yani bence aslında benim başladığım yaşlar 9, 10, 11. Ya şöyle söyleyeyim, bence 12 geç bile, o yaşa kadar bence 12'ye kadar başlanması gerekiyor. Hatta yani ben bir gün bir çocuğum olursa ama kısmet ederse, bir oğlum veya bir kızım olursa birkaç sporla ilgilenmesini isterim ki onlardan hangisine yatkın olup hangisini seçebileceğini bilmeli. Ama yani ben dediğim gibi eğer gerçekten eğer birisi çocuğunu, kardeşini profesyonel olarak sporcu olmaya itmek istiyorsa bence 12 yaşına kadar başlaması çok sağlıklı olur. Peki Tolga abi, sana bırakıyorum ben biraz. 10 yaşında Uno Cup oynarken Karşıyaka final maçı, hı hı, orta sahayı geçip topu fırlatıyorsun, üçlük basket oluyor ve kupayı alıyorsunuz. İzmir'de. Ben tabii İzmir'de, hı hı. 9 Eylül Spor Kulübü. Ondan sonra ben Onur Alp bir şeyde seyrettim. Bursa'da Yıldızlar ya da Gençler Türkiye Şampiyonu. Bursa'da Yıldızlar vardı, Yıldızlar. Bir de Gençler oldu sonra. Gençler iki defa oldu. 16 yaş mıydı? 16 yaştı. Evet, ben 98 jenerasyonunun yıldız senesiydi. Ben 98'ler en büyüktü, 16 yaştı. Ben de o takımdaydım 15 olarak. Bir de gençlerde geldik. Evet, İkisinde yani. De şampiyon olduk. İkisinde de evet çok iyi bir kadroydu. Yani koç eski Topaçlı Cihangir. Ha 9 Eylül'dekinde evet. Bir de Bilal Hoca vardı. Anlaç abi vardı, bir de Bilal abi vardı. Evet. Peki Bursaspor kariyerin nasıl başladı? Yani bu Bursaspor teklifi nereden geldi? Karşıyaka'dan ayrılmayı düşünüyor muydun? Bize o süreci bir anlatırsan. Şöyle, bir kere Bursaspor teklifi tamamen hiç aklımda olmayan veya benim işte babamın yani benim yakınlarımın da aklımda olmayan bir teklif oldu. Şöyle, Karşıyaka'da zaten kontratım 2 yıllıktı. Zaten ilk yıldayken de pandemiden dolayı yarıda kesildi. Biz de gerçekten çok iyi gidiyorduk o sezon Karşıyaka'yla. Yani tam böyle hiçbir şekilde bir şey anlayamadık hiç kimse. Yani sporcu olarak da o sezonun hiçbir şeyini anlayamadık. Tribünler boştu çünkü. Tabii. Seyirci desteği ya yoktu. Bir de yani ne oldu dedik. Hani bir anda kesildi. İkinci senesinde devam etti. Kontrat bittikten sonra, sezonun son maçından sonra ailem ve menajerim bir araya geldik. Menajerimle irtibat kurmuş Koç Duşan. Ondan sonra o aklındaki ya bir sürü aslında atıyorum yani ne bileyim Fenerbahçe'sinden işte Daçka'sından başka kulüplerden her yerden bir şekilde bir teklif vardı zaten. Ama önemli olan burada ne paraya bakmaktı ne de kulüp büyüklüğü veya hani geçmişi nerede oynadığı. Ondan çok benim için en doğru olan kararı vermek önemliydi. Aslında ben şimdi milli takımda Orhun abiyle de yazdım milli takımda konuşurken şey demişti bana. Sen şu anda dedi ki daha çok kulüpten çok koç seçmen gerekiyor, antrenöre dikkat etmen gerekiyor demişti. Yani Bursa Spor'u gelmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de benim için
Genel menajer Nedim Yücel'le antrenörümüz Dušan Olimpijević oldu. Ondan sonra da takımın çok güzel kurulması, Frutti Extra adı altında Euro Cup gibi çok önemli bir organizasyonda bu kadar güzel bir planlama olması ve böyle bir taraftarlı böyle bir basketbol şehrine gelmek de bunun artık cabası oldu. Peki koçla alakalı neler söyleyebilirsin? Yani insanlar dışarıdan baktığında çok sert, agresif, çok disiplinli bir yapısı olduğunu görüyor. Takım içindeki duruşu nasıl hocanın, koçun? Şöyle ya zaten ya genel olarak antrenörler özellikle yüksek seviyelerde yani izliyoruz hepimiz. Özellikle basketbolda, futbol daha uzak kalıyor belki antrenörün konumu konusundan şey açısından saha için ama yani şimdi Obradovic'den, oradan, Ergin abiden, Ufuk abiden hani ben gördüğüm sahada çalıştığım antrenör arasında yani zaten antrenörün sert ve disiplinli bir yapısı oluyor genellikle başarılı özellikle olanların. Şöyle bir de Sırp mentalitesi de var. Yugoslav mentalitesi bizim mentalitemizden daha sert, daha böyle disiplinli. Genç de bir koç. Tabii ve on, yani birazcık da orada tough love dedikleri hani sert sevgi yöntemi evet. var. Ama zaten olay yani hiçbir şey kişisel algılamamak. Orada kızılan şeyin altında her zaman ya anlatılmaya çalışan bir mesaj var. Oradaki bağırma etme yani hepimizin yaşadığı gibi sonuçta antrenörler de adrenalin içerisinde. Ama şöyle bir şey var. Saha içinde ne kadar sert olsa da gerçekten hani antrenmanlarda veya saha dışında da bir o kadar çok sıcaklanan dost canlısı hatta tabii insanlar onu göremiyor saha içerisinde belki ama yani benim çalıştığım en espiritüel koç olabilir açık ara yani. Normal hayatta da öyle bir yapısı var. Peki kariyer hedefini nasıl buluyorsun? Yani nasıl hedefliyorsun? Ben şöyle biraz bakmıştım aslında daha önceki dönemleri yaptığın açıklamalarla alakalı. NBA ile alakalı bir isteğin olduğunu 2015'teki bir röportajında var. 2017'de NBA'de basketbol oynamak istiyorum demişsin. 2020'de de hayalim NBA yıldızı olmak diyorsun. Bir Amerika'da eğitim için Amerika'ya gittiğini biliyoruz. Sonra Efes'teyken sonra tekrardan Efes'e dönmüştün. Bir hem bize biraz Amerika'yı anlatırsan bir de kariyer hedefini anlatırsan. Yani çoğu yorumcudan da işte NBA'ye gidebileceğin yönünde söylemler var yazılıp çiziliyor. Bununla alakalı neler düşünüyorsun, neler söylersin? Şöyle yani tabii ki de kariyer hedeflerim arasında Avrupa artı Amerika yolu da her zaman vardı ve hala da var. Ama özellikle Amerika açısından spesifik olarak konuşmak gerekirse lise döneminde gittim ben oraya. Huntington Prep'teydim ki ülkenin en iyi 4 kulübünden yani daha sonra da Prep School'undan bir tanesiydi. Çok değişik bir tecrübe edindim orada derken bazı özel nedenlerden dolayı geri dönmek zorunda kaldım ki zaten benim gidişimde de Avrupa'ya döndüğüm an Efes'e kontratım devam etmek evet. üzere bir kontrat yani orada çıkışı vardı. Orada o geçişte ben yani bir sürü çok iyi şu anda NBA yıldızı olmuş veya yıldız olmaya aday bir sürü oyuncuya karşı oynadım. Zaten takım arkadaşlarımdan bir tanesi de Miles Bridges'tı ki özellikle evet. o da bu sezonu müthiş geçiriyor. Müthiş geçiriyor. Onun dışında oradan üniversite teklifleri ben orada junior olmama rağmen yani bir sene daha lise yılım olmasına rağmen bir sürü önemli okuldan şey gelmişti bana. İşte visit, official visit gelmişti veya hani official offer gelmişti veya hani ziyaret etmek için beni çağırmışlardı. Ama o yaz milli takıma geldiğinde bazı olaylar gelişti, geri dönmeye karar verdim. Ondan sonra da benim için her zaman en büyük hayallerimden bir tanesi oldu. Annem anlatıyor daha küçücükken bile ben NBA'ye gideceğim, NBA'ye gideceğim diyormuşum. Yani özellikle NBA draftına katılıp oraya gitmek istediğim yıl Karşıyaka'daki ilk senemdi. Çünkü orayı da iyi geçiriyordum. Sezon yarıda kesilince yanlarına international player'ları şey workout'a çağıramadılar. Onlar da çağırmadılar. Oradan bir sekteye uğradım. Çünkü ülkeye giriş çıkış kapandı bir ara. Bir şeyler oldu. Orada bayağı bir oyuncu sekteye uğradı muhtemelen. Onun dışında şimdi örneğin bu seneyi iyi geçirdiğimi düşünüyorum ve inşallah daha iyi kalan kısa zamanda da geçiririm ve Summer League'e öncelikle gitmek istiyorum bu yaz. Ondan sonra da umarım bir gün dediğim gibi ülkemi temsil eden en büyük oyunculardan biri olabilirim. Ya inşallah bir gün buradan gidersen, tabii ki gideceksin bir gün, İnşallah bu NBA olur. Çünkü bakıyoruz Bursaspor'dan. Euroleague'e giden oyuncular var. 5 tane. Evet. NBA'de artık top seviye olacak. Evet. İnşallah kariyerinde NBA olur.
Şimdi saha içinde çok hırslı, zaman zaman agresif görünüyorsun. Oldukça da genç bir oyuncusun. Peki bu tüm bunları etrafında nasıl topluyorsun? Seni maça konsantre eden şeyler ne? Beni ya bir kere hırs benim yani en belirgin özelliklerimden bir tanesi, bu küçük yaşımdan beri bende olan bir şey. Hayatımın her kısmında böyle bir şey. Özellikle saha içinde kazanma hırsım çok yüksek oluyor ve genellikle savaşçı ruhlu bir insan olduğumu düşünüyorum ki zaten bunu dışarıdan izleyen taraftarlardan da çok duyuyorum. Saha içerisinde şöyle, artık o anki adrenalinle ve bu yüksek seviyede şimdi çekişme çok olduğu için bazen tabii ki de gerilebiliyoruz, şey olabiliyoruz. Ama örneğin şimdi şöyle bir şey var, taraftar da arkada olunca o anda sahada böyle sert durmak, enerjik durmak önemli oluyor. Özellikle evimizdeki maçlarda şimdi şöyle bir şey var, bazı hakeme itirazlarımızda şunu da düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü kendi evimizdeyken şimdi biz de oyuncular arasında hakeme karşı bir baskı kuruyoruz aslında. Kendi evimizde hani tabii ki de bu saygı çerçevesi içerisinde hiçbir şekilde kötü bir niyet olmadan bir hani agresif bir duruş sergilemek zorunda kalıyoruz. Bir de ben çok yani hareketli, içeriye girmeyi seven bir oyuncu olduğum için genellikle çok sert müdahalelere maruz kalıyorum. Orada da tabii ki de arada tansiyon şey oluyor ama yaşım ilerledikçe yani bunları daha kontrollü bir seviyeye çekebileceğime inanıyorum. Biraz taraftara değindin ama bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani son dönemde özellikle Bursaspor taraftarının tribünlerdeki atmosferi, salondaki İşte Euro Cup'ta oynanan maçlarda rakip takımları bile sonraki sosyal medya hesaplarından taraftarların paylaşımları ne oluyor? Yani müthiş bir atmosfer olduğu şeklinde. Son dönemdeki taraftar desteğini nasıl buluyorsun takımı? Yani bu gerçekten apayrı bir sayfa açılması gereken bir konu bence. Yani gerçekten özellikle ya sezonun başından beri bir destek vardı ama özellikle son bir aydır her maçımız gerçekten inanılmaz bir atmosfere tanıklık ediyoruz. Karşı takımın oyuncuları ve biz. Gerçekten şöyle bir gerçek var. Desteğin yanında birkaç tane maçımız özellikle Euro Cup'ta taraftar gerçekten maçı direkt kazandı. Belirgin olarak değiştirdi maçın gidişatını. Yani sadece destek kısmı değil, gerçekten dünkü maç da dahil ve Burg maçı da dahil ciddi olarak taraftar gerçekten oyuna müdahale etti. O kadar etkililerdi. Gerçekten yani çok teşekkür ediyoruz onlara. Bizim de ana amaçlarımızdan bir tanesi onları yani onları gururlandırmak. Şöyle, onların da beklediği zaten galibiyetten bile daha çok savaşmak ve bunu kendileri de hep söylüyorlar bizlere. Zaten biz bu savaşçı kimliğimize birazcık geç oturduk. Fenerbahçe maçıyla beraber bu savaşçı kimliğimizi daha iyi gösterdiğimiz andan itibaren taraftarımız da bizim savaşçı kimliğimizi takdir etmek için sahaya toplandılar. Ve biz de onların gücüyle, onları mahcup etmeden elimizden geleni ortaya koyduk. Yani gerçekten benim canlı olarak gördüğüm şu ana kadarki en ateşli atmosferdi evinde oynadığım. Yani bir deplasmanda küçük yaşlarda, genç yaşındayken Panathinaikos deplasmanı görmüştüm. Yani şunu kesinlikle rahatça söyleyebilirim. Yani eksiği değil artısı vardı salonumuzun. Bizim taraftarın zaten bir Panathinaikos hevesi var. Yani var. Bir deplasman, bir karşılaşmayı bekliyoruz onlarla. O da onlar da yeşil beyazdı. Evet, onlar da bekliyor. Ben Tolga abiye sözü vereceğim ama peki Bursa'da normal idmanların dışında, maçların dışında zaman geçirirken taraftarın tepkileri nasıl? Yani seninle nasıl diyalog kuruyorlar? Normal güncel hayatımda. Evet. Şöyle ya, zaten Bursa'da sonuçta ben de Bursa'ya, şöyle anne kısmım ne kadar Bursa'da olsa da hani benim de Bursa'da herkesin gittiği bazı birkaç yer var. Oralara gittiğimde tabii ki de Bursaspor taraftarı çok yaygın olduğu için tanınıyor veya aşina olmuyor. Ya çok güzel bir sevgiyle karşılaşıyoruz bir kere öncelikle. Yani o fotoğraf çekinmeye gelen hani insanlar dışında gerçekten yani sadece sözlü olarak, hani normalde fotoğraf hani iki taraf için de bir şey olsa, sözlü olarak desteklerini ve ne kadar gurur duyduklarını, ne kadar mutlu olduklarını söylediklerinde biz de çok mutlu oluyoruz. Ve gerçekten şehir, zaten Bursa bir basketbol kültürü çok eskiden olan bir şehir. Ve şu anda da yani Bursa Spor taraftarı gibi çok yüksek sayıda olan bir şehirde, güncel hayatta gerçekten Bursa Spor'da oynadığınızı hissediyorsunuz. Çok net bir şekilde insanlar size bunu hissettiriyor. Peki. Tolga abi.
Ben tamamen dürüstçe ve açık bir soru soracağım. Sezon başı şimdi 3 numara backup gibi alındı. Çünkü Dragan Milosavljević vardı önünde vesaire. Hiç bu kadar süre alacağını beklemiyordun. Yani 30 üzeri dakika alıyorsun maç başına yaklaşık. Ya son zamanlar biraz şöyle, bir soru oldu ama sert bir soru oldu. Ya yok şöyle sezon başından beri aslında ben backup olarak gelmedim. Çünkü açıkçası backup rolünü kabul etsem EuroLeague Türkiye'deki EuroLeague takımlarından birine de gidebilirdim. Ama dediğim gibi tabii ki de isteğim bir gün Avrupa'da olursam başta ülkemin takımları ama başka ülkelerin takımları da olmak üzere bir EuroLeague seviyesinde oyuncu olmak istiyorum. Fakat atıyorum nasıl bir o takımda var olmak istiyorum? Nasıl İspanyollar Real Madrid'de veya Barcelona'da veya Yunanlar Panathinaikos'ta, Olympiakos'ta yerli oyuncu olarak rollerine o yabancı oyuncular kadar sahip çıkabiliyor? Yani sadece takımın bir parçası değil, o takımda gerçekten bir rol alan bir hazırlık yani o kadar hazır olduğumda gitmek istiyorum. Şimdi buraya gelirken de zaten en büyük amaçlarından bir tanesi tabii çok ki de oynamaktı. Çok oynamaktan ziyade sonuçta bu profesyonel 3 günde bir maç yapıyoruz neredeyse. Evet. Süre zaten şimdi profesyonel basketbola baktığımızda özellikle EuroLeague'de genellikle 2 oyuncu 30 dakika oynuyor. Onun haricinde herkes 18, 15, 20, 22 artık güncel basketbolda da çok sirkülasyon arttı bu kadar maç trafiğinde. Yani tabii ki de ben buraya gelirken yani verilen sözler arasında da böyle güzel şeyler olunca ben buraya geldim. Ama sizin dediğiniz gibi takımın yapısı bambaşka kurulmuştu evet, sezon başında. Bambaşka kurulmuş. Sonra bambaşka bir yere evrildi derken aslında ben ve aslında iki tane, üç tane ya belki de şu andaki bütün yabancı oyuncular dahil hepimize daha iyi, daha kendimizi gösterebileceğimiz bir sayfa açıldı. Biz de açıkçası bunu çok iyi sahip çıktığımızı düşünüyorum. Yani takımda şimdi gidenler oldu, sakatlananlar oldu. Ama şu anda gerçekten daha iyi bir takıma evrildik tüm eksiklere rağmen. Sanki Freeman'ın gidişinden sonra Gidişinden sonra bence takım olayı daha bir sahiplendi. Evet. Bir de John Holland da takım oyuncusu çıktı. Evet kesinlikle. 8 kişilik bir rotasyonla oynuyoruz. İşte Birkan hala sakat gelmesini bekliyoruz Petkin maçından sonra muhtemelen. Evet, az kaldı. Mito, Tarık ve Ayberk de görev verilirse almak için bekliyorlar ama genelde 8 kişilik bir rotasyonla oynuyoruz. O yüzden İşte dün bir ara şeye baktığında, tabelaya baktığında işte Hayes 5'lemiş, işte Dave 4'lemiş, Andrews 4'lemiş falan öyle bir şey. Ancak evet ama bunu da iyi idare edebilen, yani 8 kişilik rotasyonda olmamıza rağmen iyi idare edebilen bir yapımız var baktığında. O yüzden belki de bunun bir rahatlığı var. Yani şey yapmak gerekirse 8 kişilik rotasyonda oynayan oyuncular, acaba ben bir şut kaçırdığımda kenara bakıp koçla göz göze geldiğimde koç beni oyundan alacak mı? Ya da bir tane turnover yaptığımda acaba bir şey olacak mı diye kafanda soru işaretiyle çıkmıyorsun sahaya. Bence Duşan'ın en büyük artılarından bir tanesi sahadaki oyuncuya özgüveni veriyor bir kere. Kardeşim at diyor. Kardeşim hata yap diyor. Dün atmadığı için fırçayı yiyen oyuncu oldu sahada. Evet yok o konuda sezon başından beri öyleydi ama dediğiniz gibi özellikle şu anda takımın evrilmiş olduğu şeklinde o dediğiniz açıkçası özgüven daha rahat oluyor. Yani şunu biliyorsunuz o sırada bir yanlış yaptıysanız veya bir şut kaçırdıysanız bir hata yaptıysanız bile onu telafi etmek için önünüzde şansınız olduğunu bildiğiniz için bu soğukkanlılıkla durabiliyorsunuz. Şimdi bazı takımlarla oynarken özellikle bizim koç staffımız çok dikkat ediyor karşı takıma. Biz görüyoruz bazı takımlarda sürenin çok kısıtlı olması diğer oyuncular için veya çok fazla rotasyon olması, karşı takım antrenörlerinin ilk hatada çıkarması bazı oyuncular karşı takıma direkt girer girmez diyoruz ki bu direkt atmaya giriyor ve kaçırdığı zaman bitiyor. Çünkü şimdi onun o öyle sirkülasyonlu takımlarda da şöyle bir şey oluyor. Kaçırdım mı çıkacağını biliyor veya iyi oynasa da atıyorum 15 dakika oynayacağını bildiği için orada böyle çok aslında garip bir yarış oluyor. Bizim takımda o olmuyor. Bir de bu makinayı gerçekten sağlamış vaziyette koç ve asistan koç ekibi. Evet. Çünkü Büyükçekmece maçı var 35 olmuş. Hala aynı kadro işte. Evet. Derik sağda, Onur Alp sağda, işte şey sağda. Mito'yu son 1,5 dakika görüyorsunuz falan. Yani o dişlinin bir arada oynayıp aslında onunla bozmamaya da çalışıyor baktığımızda. Tabii. Öyle de bir artısı var. Abi biraz yorumlara ben tabii ki, tabii ufaktan ki. Bakayım. Fuat Şen selamlar, iyi yayınlar güzel insanlar demiş. Arda İlhan günaydın, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
Emre Güran'la merhaba, iyi yayınlar. Burak Aziz salon değişikliği hakkında ne düşünüyor demiş. Yani şöyle, bizim de yeni haberimiz oldu. Zaten son ana kadar beklendi karar. Yani açıkçası tabii ki de kendi evimizde oynamanın, sezon başından beri o çemberler, o saha, o atmosferden uzak olmak bizim için artı olmayacak. Bunu dürüstçe söyleyebiliriz ama İki takıma da deplasman olacak bence orası. Sonuçta yani. Sezonun başında ne kadar evde maç oynuyorsak aynı zamanda da dışarıda da maç oynuyoruz. Ve şu anda oynadığımız yere ne kadar deplasman takımı gibi gitsek de orayı yine taraftarlarımız dolduracak. Kesinlikle. O yüzden sonuçta biz yine deplasmanda olmayacağız açıkçası. 1800 kişilik 1800 salon, kişilik salon koltuğu var. Çift tribün potarkaları yok. Ya. Yani Bursa Spor kendi salonuna geçmeden önce böyle bir deneme, işte kapalı içi oynayan böyle bir 4000 kombinemiz yok mu bizim? Var. 4000 kombinemiz var. 1800 o gün maça gelseydiniz nasıl bugün olacak abi? Hayır yani. İlk yarı bir grup, ikinci yarı. Hayır, içeride bir grup. Dışarıda da bir o kadar insan olacak. Eğer herkesin iş saati vesaire olduğu zaman. Sağ içi koltukları falan nasıl olacak acaba? Sağ içi koltuğu, ha bu taraftaki tribünün, protokolün karşı tarafına koyma imkanı var. Öbür tarafa hiç yok. Öbür tarafa yok. Ya da pota arkaları var. Ya, pota arkaları da geniş. Benim bildiğim kadarıyla çemberler bizim çemberlerimiz olacak ama. Evet evet, çemberler bizim evet, kendi çemberlerimizi götürüyoruz oluyor oraya. Öyle mi oluyor? Ya gerçi fark etmez. Biz Büyükçekmece'de de sezonun en %100 şutunu soktuk belki. Yani daha pazartesi günü. Çünkü pazar oraya gidiyorsun, pazartesi oynuyorsun, geliyorsun salı bir idman, çarşamba Valencia maçı. Bugün galiba yumuşak geçti antrenman. Tabii ya, şimdi çok recovery günleri oluyor recovery ki gibi. Ama gerçekten son iki aydır öyle bir takvim var. Yarın diye sert, cumartesi maç. Haftaya Ulm deplasmanı, haftaya değil mi? Yani şey yok ya, Euro baktığında. Euro Cup çok yoruyor, bu kadar. İnşallah, iki tarafta da playoff yapacağız da. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadım. İkincilik. Şampiyonlar Ligi'nin takvimi bu kadar dolu değil. Evet. Araya 15 günde bir oynuyorlar. Araya ciddi aralık veriyorlar. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Ben şimdi gerçekten çok yani Euro Cup'ı gördüm. Euro Cup'ı gördüm. Şampiyonlar Ligi'ni gördüm. Euro Ligi gördüm bu yaşıma kadar. Şöyle bir gerçek var. Nasıl Euro Lig'le diğer ligler arasında Avrupa'da bir fark varsa belirgin. Gerçekten Euro Cup'la da diğer ligler arasında altındaki ciddi bir fark var. Zaten özellikle Euro Lig'e çıkmak için kurulmuş bir 4-5 tane takım var. Bunların yanı sıra Euro Cup'a ait çok ciddi bütçeli ve çok ciddi kulüp, takım, oyuncular, bir sürü şey var. Özellikle bizim grubumuz diğer grubun iki katı zorluğunda. Evet, ama şunu söyleyeyim, yani Euro Cup'ın seviyesi de gerçekten çok ayrı. Yani gerçekten diğer kalan liglerden, Euro Lig dışında kesinlikle daha üst seviyede. Adnan, ben bir araya gireyim. Tamam. Burada evet Bursa Spor konuşuyoruz ama dün akşam itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde de son 8'e kalan tek Türk takımı Tofaş'ta bir tebrik etmek istiyorum ben. Evet, umarım önce Final Four, Ahmet Çakı'yı konuk aldığımızda burada söylemiştik. Neden şampiyonluk olmasın demiştik. Koç adım adım gidiyoruz demişti. Evet, birinci adımı geçtik, son 8'e kaldık. İşte onların da rakipleri yarın belli olacak. Ama şöyle bir şey var. 5 Nisan'da deplasmanda başlıyorlar onlar. Yani rakip belli değil, nerede başlayacakları belli en azından şey statü evet gereği. Nasıl? Onlar bubble olmuyor muymuş bu sene? Onlar muhtemelen bubble olmuyor, deplasmana gidiyorlar 5'inde. Deplasmana gidiyorlar, peki bir daha evde oynayacaklar mı? Oynayacaklar. Ha, bizim gibi değil, Euro Cup'ta direkt. Yok, orada şey bubble'da yani. Son Final Four olunca bubble'a gidecekler. Hmm, yani. Bizde tabii galiba korona yüzünden. O yüzden Final 8'e gitmiştim. Onlara da buradan bir başarılar, sevgimizi gönderelim. Cumartesi Denizli deplasmanındalar. Şu anda da yoldalar. Hatta biz de seyrediyorlar otobüsten. Kendilerine de kucak dolusu. O zaman selam haftaya Topaç'tan bir konuğumuz olsun o zaman. Olsun. Burak Aziz, bir yıl daha sözleşmesi var diye biliyoruz. Bursa Spor'dan kendisinin sözleşme uzatma teklifi geldi mi, gelirse cevabı ne olur? Şöyle, kontratım 1+1 yıllık. Yani karşılıklı opsiyonla iki tarafında çıkışı bulunuyor. İki tarafında yani devam edip. Yani ortak karara bağlı bir kontrat. Şu anda gerçekten samimi olarak şunu söyleyebilirim. Şu an olduğum yerden mutluyum. Ve ayrıca sezonun en önemli kısmı da zaten önümüzde kalan bu kısa dönem.
Ve inanın hiçbir şekilde yani daha seneye ile ilgili bir plan yapmıyorum çünkü yani yapılamayacağını zaten sporun içinde olan herkes evet, biliyor. Evet. Çünkü böyle konuların bir şey kazanması Mayıs ayının sonunu alıyor genellikle. Şu anda sadece diyebileceğim burada olmaktan şu an çok mutluyum. Ve sezonun geri kalan kısmını oynamak için de çok heyecanlıyım. Murat bir boş kağıt getirsen abi. Hakan abiyi de çağır gelsin içeri. Burada hemen bir. İki tarafta da playoff yapacağız inşallah. Daha i̇nşallah, oynayacak inşallah. Çok şey var. Çok maç zaten var. Şey hemen hemen tamam gibi. Euro Cup hemen Euro Cup bitti gibi ya. Tamam, ya evet, tamam Euro gibi Cup... yani çok... Ya, ucuz olmaz. Evet, Burg'la patrası dışarı attık sanki orada. Evet attık. Şöyle Burg'un iki tane yenmesi gereken takım var. İkisi de yani biri Buduknos, diğeri Bologna. Ve biz hiç kazanamayacağız. Biz hiç kazanmamız evet. gerekiyor ki ben açıkçası inanıyorum ki Ulm maçını kazanabiliriz. Kazanamasak bile evimizde son maçı Buduknos'ta oynuyoruz ki o deplasmanda bir ödeşmemiz alacağımız gereken bir alacağımız var. Oldu. Yani, o yüzden inşallah zaten Ulm maçında bir kaza olursa bile inşallah son maçı evimizde kazanacağımızı umuyorum. Peki Arda İlhan günaydın. İki sorum var. Öncelikle ilk olarak geçen sezonki Şayok ile bulduğumuz son saniye galibiyetimiz esnasında ne hissettin diyor. Ama orada Onurak Karşıyaka yok. Maçı vardım. Karşıyaka maçında. Karşıyaka maçında. Selekon maçına işte. Gitti aklım. Yok, tamam. Yok, doğru karşı. Oradaki maç. Atıp içeri girdiğimi. Ya şöyle o maç da bayağı şey bir maçtı ya. Böyle gitgelli bir maç oldu. Evet, şöyle yani bizim için o dönem zaten biz sezonun son 5 maçını kaybetsek bile 3. olacağımız garanti bir dönemdi. Ve o süreçte de oynayacağımız rakipler bizim yani önümüzde Efes veya Fener gibi takımlar olmadığı için birazcık da açıkçası Şampiyonlar Ligi kafasına girmiştik. Çünkü o zamana kadar yapacağımız her şeyi yapmıştık ki dediğim gibi yani böyle bir ligde son 5 hafta yenilsen bile üçüncülüğü garantilemek çok ciddi bir süreçti. Tabii ki de her maçı kazanmak için çıkmıştık. Bursa Spor için de çok önemli bir maçtı. Ve gerçekten çok güzel bir maç oynandı iki taraf adına da. Şayok iki defa çok yani iki ondan önce bir tane üçlük attı Panyalı. Çok kritik iki tane üç soktu orada. Bir tane son Panyalı, sekansla. Bir tane de yani ikisi de şansa bağlı olmasına rağmen sonuçta top istedikten sonra demek ki hak etmişlerdir diye düşünüyoruz yani. O yüzden bir kez daha tebrik ederim geçen seneki Bursa Spor takımını. Emre Güran'la sezon başı Onur Alp'in transfer olmasına çok sevinmiştim. Açık söyleyeyim bu kadarını beklemiyordum. Nazar değmesin inşallah demiş. İkinci ve son olarak Arda İlhan Günay'ın o ilk sorunun ardından ikinci ve son olarak da All Star'lar bu sene ne zaman yapılacak? Takımda smaçör de çok nasip mi diyor? All Star yapılmayacak. Yapılmayacak zaten. Zaten genellikle Ocak sonu ya da Şubat'ta oluyordu. Senin smaç şampiyonluğun var değil mi? İki tane var. Bu sene de olsaydı bilmiyorum katılır mıydım. Ya üçüncü defa katılacağım bir ara. Üçten sonra da katılmayı düşünmüyorum yani. Üçüncüyü de alıp. Şimdi babamın galiba iki tane var. O da ona inat olsun diye. Sonra bakıyorum. Onur Alp dün müthişti. Bu form Bursa Spor'dan NBA'ye götürür demiş Recep. Çağlar Ergin iyi yayınlar. NBA hayali var mı? Varsa sempati duyduğu takım hangisi? NBA konuşmuştuk ama sempati duyduğun takım Chicago mu? Ya şöyle... Yani. Güzel soru ama. Evet çok güzel soru. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Benim yaş grubumun sempati duymak zorunda kalacağı zaten başta iki takım var sonra Chicago Bulls genel var. Bir kere bizim dönemimizde Lakers Boston. Evet Lakers. Yani biz öyle Kobe Bryant versus Rajon Rondo, Ray Allen, Kevin Garnett. Yani o iki takımda her zaman tabii ki Kobe hayranlığından evet. dolayı Lakers var. Onun haricinde Chicago Bulls tabii ki de. Ya bir da de Türk San Antonio Spurs'u ben çok yani bilmiyorum. Her zaman şey yapmışımdır yani Greg Popovich dönemi artı ne bileyim orada Tony Parker örneğin Ginobili International Player evet. onların oynadığı basketbol onlar da böyle hani sanki basketbol kültürü olan böyle ayrı bir NBA şeylerinden takımlarından hiç bir Türk tanesi. Oyuncularla konuşuyor musun oradaki? Tabii ki de ara ara konuşuyoruz ya. Yani tabii orada başka bir şey oynanıyor. Yani şeye tamam. baktığında bir gün oynuyorlar, bir gün off, ertesi gün bir daha oynuyorlar, bir daha off falan. Evet, gerçekten. Yani bir Türk oyuncuyla oynamak ister misin aynı takımda? Kesinlikle. Yani ya zaten orası öyle Alperen bir seviye ki. Alperen iyi gidiyor. Alperen çok iyi gidiyor. Yani
Ömer çok iyi gidiyordu. Bam Adebayo dönünce biraz şey yaptı ama yine de ben yani onun da çok yerlerde olacağına eminim. Alperen müthiş gidiyor gerçekten evet. Bu sezon. Furkan zaten yıllardır Furkan'la orada. Furkan'la Cedi artık oturdu yani. Tabii şey şimdi James Harden'ın gelmesi birazcık şey yaptı orada olayları. Cedi zaten yani Cleveland'ın çok önemli bir takım oyuncusu. Yani o önemli düzenlerinde çok sıralamalı. Hepsini izlerken çok hepimiz hem hayran olarak izliyoruz hem de gururlanıyoruz. Evet. İnşallah ben de bir gün. İnşallah öyle seni de seyredeceğiz. İnşallah. İnşallah biz de bir gün gece yarısı kalkıp senin maçını izleriz orada. İnşallah. Tabii Bursa Spor'dan hemen sonra. O zaman daha bir ayrı gurur olur bizim için. Emre Karabulut, iyi yayınlar. Onur Alp'in o maçları nasıl yapıyorsun? Gerçekten helal olsun. Adımlamalarını tamamladıktan sonra havadaki dönüşleri muhteşem. Geçen maç yürüyormuş gibi 360 oldu. Nazar değmesin. Evet abi, Bursa Spor taraftan var. Ne maçıydı o? Çekmece. Yürüyormuş gibi 360. Yani insanlar için wow olan şeyler onun için gayet şey, böyle sıradan. Maşallah. Hiç yani. Takılınmayacak şeyler. Maşallah yani evet. Hiç söyleyecek laf yok. Ayşe Altuntaş, NBA sana çok yakışır demiş. Emre Güran'la kendisinin 2 sezonluk kontratı var. Açık söylemeliyim ki Onur'u en az bir sene daha Bursa'da görecek olmak bizim adımıza çok mutluluk verici. İnşallah kendisini çok daha uzun süre bu şehirde görürüz demiş. Fuat Şen, Onur Alp'i bu maç şahsi oynayacağını biliyordum. Çünkü Valencia vizyon olunabilecek bir maçtı. Başarılı olmasını ben de isterdim ama neredeyse maçı kaybediyorduk. Zor bir karşılaşma oldu diyor. Çok. Yani. İçeride de çok tecrübeli yani, takım evet. Yani hakikaten. Valencia yani of. Adamlar bu sene işte içeride de konuştuk dediğin gibi Real Madrid, Barcelona ve Darüşşafaka'yı geçen gün şey Tofaş'ı pardon 15 sayıyla yenen Manresa'yı yendiler. Ya yok Valencia zaten çok marka ya yani. Ve Avrupa'nın yani çok köklü basketbol ekollerinden bir tanesi. Her zaman Euro Cup ya da Euro League seviyesinde olmuş. Ve zaten kadro şu anda Euro Cup kadrosu değil onlarınki. O Euro Lig'e çıkmaya kurulmuş bir takım. Zaten bence bu sene favori gösterilen benim için de 4 tane takım var Euro Cup'ta seneye çıkabilecek Euro Lig'e. Kesinlikle o 4 takımdan bir tanesi. Bizim de zaten 2010'dan bir alacağımız vardı. Onu da halletmiş olduk. Evet, evet. Mehmet Fırat, biz taraftarla iç içe olmasını çok sevdik. Bu camiayı gittiği yerde unutmaz ise Bursa Spor efsanesi yolunda adım atar demiş. Bursa Spor taraftarı bravo sana be diye içten bir gerçekten çok sevgilerini belli ediyorlar ve gerçekten de yani bu sene beni motive edip daha iyi yerlere gelmemi kesinlikle sağladılar. Ben de onlara çok içten bir şekilde teşekkür ediyorum. Bursa'nın gururu Onur Alp diyorlar. İyi yayınlar demiş kurşunlar Recep Şengezen. Abi. Eyvallah. Bakıyorum. Valla hep NBA ile alakalı. İyi yayınlar abi. LeBron mu, Kevin Durant mi? Ayrıca NBA'deki idolü kim? Şeklinde. Oh, LeBron mu, Kevin Durant mi? Olayı yani artık şey var. Jordan mı, LeBron mu var da. LeBron James, Kevin Durant mi? LeBron arasında ama şöyle bir gerçek var. Kevin Durant de şu an yani bence Kobe'den sonra NBA'nin iyi skoreri de Kevin Durant. Evet. O döneminden sonra. Tolga abi sana bırakayım mı? Bence şeyleri soralım ya. Bu hafta ilk defa başlayacağımız şeyi soralım. Abi o zaman şu şeyleri sorayım. Tabii haftaki sona soruları. O biraz keyifli olacak orası tabii, herhalde. Okay. İbrahim Başoğlu. İbrahim abi demiş ki geçtiğimiz sene Karşıyaka ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar oynamıştı. Ancak istediği süreleri ve istatistikleri yapamamıştı diyor. Sezon ortalaması şu andakinin neredeyse yarısı ve hatta daha azıydı. Karşıyaka günlerinden Bursa Spor günlerine gelene kadar ne değişti bu performansı yakaladı demiş. Ya şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse ben daha dün değil ondan önceki gün Sertaç abiyle bunu konuşuyorduk Sertaç Şanlı'yla. Şey hakkında böyle dedik yani insanlar böyle bazı insanlar hep şey diye düşünüyor. Vay be bu sene ne kadar değişti, ne kadar kendini geliştirdi, ne yaptı acaba, burası çok yaradı, şu şöyle oldu. Ya böyle bir şey yok yani hani yediği yemek mi değiştirdi, havası suyu. Ya böyle bir şey yok zaten. Potansiyeli olan oyuncuların, özellikle genç olan oyuncuların bir anda değişiklik göstermesi gibi bir şey yok. Uygun ortamlar yaratıldığında yani bu ülkede çok ciddi potansiyeller her sene çıkıyor. Ama yani şöyle söyleyeyim, illa bu potansiyelin gün yüzüne çıkması için hepimizin
biraz dolamaçlı bir yola girmesi gerekiyor. Yani ben geçen sene dediği gibi istatistiklerim arasında, süre arasında bu kadar fark olmasına rağmen benim şu andaki Onur Alp ile o andaki Onur Alp arasında neredeyse hiçbir farkım yoktu. Şu anda edindiğim oynama tecrübesi dışında. Ama orada da forma giyseydim yine bu tecrübeleri edinebilirdim. Yani şöyle bir şey var, kesinlikle o burada verilen rol, özgüven bunlarla alakalı, her takımla alakalı. Yani açıkçası bu takım, antrenör bunlardan çok size verilen rolle alakalı. Yani umarım kendisini göstermek isteyen herkese böyle bir ortam nasip olur. İnşallah. Şimdi anne tarafından tabii Bursalı olunca şöyle de bir soru gelmiş. Cantık ve Tanrı ile arası nasıl? İyi değilse tam bir Bursalı değildir. Ya tabii ki de iyi. Yani bir de Bursa'da o kadar çok şey var ki seçilecek yani. Evet. Şimdi yani her şeyi ayrı güzel. Valla tatlısından yemeğine çok zengin kültürlü bir mutfağı var. Bir de şöyle bir soru var. İlk dövmeni ne zaman yaptırdın? Dövmeci önerisi alabilir miyiz demiş. İlk dövmemi ne zaman yaptırdım? İlk dövmemi 17 yaşımda yaptırdım. Göğsümde. Hala bakıp gülüyorum yani. Çok daha mutlu olduğum bir dövme değil yani burada. Kral tacı var bir tane. Ama yani genel olarak şöyle, dövmeyi seviyorum zaten, daha yaptıracağım da çoğu kısmıma. Ya şöyle bir şey var, dövmeyi sevmemin şeylerinden bir tanesi de zaten yaptırdığım, ya çok dövme yaptırmak istiyorum ve zaten yaptırdığım tüm dövmeleri sevmeyeceğimi de biliyorum. Çünkü hayatımın farklı yaşında farklı bakış açılarım var. Ama benim için yani sadece bir şey anlamı ifade etmesinden çok da stilime, hoşuma giden bir şey. Dövmeci önerisi olarak da benim bu kolumdaki her şey, İzmir'de oynarken orada Fatih Köse diye çok iyi bir dövmeci vardı. O da benim çok yakın arkadaşım. Ona yani yazabilirsiniz. Peki. Şimdi Onur abi şunu da soracağım. Soruyu atlamış olmayalım Tolga abi. Türkiye'nin Türk oyuncu olarak en performansı yüksek oyuncularından birisin. Peki milli takımda neden bizim beklentimiz kadar süre alamadın? Mesela Yunanistan maçlarını soralım son olarak. Ya şöyle, bu benim de düşündüğüm bir şey tabii normal olarak. Çünkü yani ülkenizi temsil edebileceğiniz en yüksek seviye A milli takım ve gerçekten orada her dakikanın ayrı bir başarısından çok gururu oluyor bence oyuncular açısından. Yani tabii ki de isterdim ki 40 dakika değil maç 140 dakika olsun, 140 dakika da oynayayım yani o ay yıldızı giydikten sonra. Aynen öyle. Ama yani şöyle, benim için bir başlangıç oldu her şeyden önemlisi. Ama diğer konularla ilgili yorum yapmak bana düşmüyor. Bana yani oyunculara, bize düşen tek şey sahaya süre verildiğinde en iyi şekilde yansıtabilmek. Ve umarım milli takımda şimdi yeni bir jenerasyon olarak geliyoruz. Umarım o jenerasyonlarla ciddi başarılara giden kalıcı ekip arasında olabilirim. Yani en büyük temennimlerimden kendimle alakalı bir tanesi bu. İnşallah. Tolga abi senin var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, gayet araya keyifli. Hemen. Yok gayet keyifli. Hakikaten akıcı, dolu dolu bir program oldu. Çok yorum da var. Çok evet, bayan süremizi izleyicilerimiz de var. Bugün bayan izleyicilerimiz evet, çok. Evet. Süremizi de bayağı açtık. O yüzden... Onur Alp de antrenmandan geldi. Evet. Şey yapmayalım. Sana şey soracağız. Daha bugün ilk seninle başlıyoruz. Takım arkadaşlarının isimlerini ben sana söyleyeceğim. Sen de onlarla alakalı kısa nasıl anlatabilirsen bize tamam. Anlatırsın. Tarık Sezgün. Tarık Sezgün. Hem kardeşim hem büyük potansiyel. Mito. Takımın neşesi. Burada buraya yayına gelip stand-up'a çeviren tek adam. Evet. onu ayrı bir alacağız aslında. Evet evet. Mito'yu ayrı bir alacağız. Metin'le buraya gelip buradaki programı, hatta kamera arkası dahil artık böyle yerlerde gülüyorlardı. Buraya gelip şeye çevirdi. Buradan da Mito'ya saygılarımızı veriyor. Gülüşü de çok komik. Hem güldürüyor, güldükten sonra kendisi gülüyor, daha çok gülüyor. Çok doğal evet, komik evet, yani. Evet, şey evet. Yok. Metin Türen hem yani çok abim hem de yani benim için yani bir şutörlerden bir tanesi. O temiz bilek dediğim insanlardan bir tanesi. Birkan Botuk. Birkan abinin yeri şöyle ayrı. Ben ilk A takıma çıktığım zamandan beri, yani ben ilk Efes'te A takıma çıktığımda Birkan abi vardı. Şimdi yine yollarımız kesişti. Birkan abi hem benim deyimim de Caps diyorum ben ona. Hem de gerçekten yani çok
kariyerli ve çok iyi bir oyuncu. Ayberk olmaz. Ayberk. Ayberk'le daha yeni yeni şey olabildik. Ayberk de çok atlet yani, öyle söyleyeyim. Kendi atletizmimi kıyaslayabileceğim nadir bugüne kadar olmuş takım arkadaşlarımdan bir tanesi. Atletizm diyorum onu. Hayes. Hayes. Blok canavarı. Direkt. Needham. Ooo. Needham talaksız herhalde derdim yani. Böyle hayatımda görmediğim şeylerden bir tanesi. Lider artı talaksızlık. Ömer Utkal. Ömer, Ömer direkt benim için oyun IQ'su. Andrews. Andrews şu anda yıldız. Duduzunski. Duduzunski dev müthiş ya. Dev yani öne takımda biz Türkler arasında hadi bakalım şöyle bir şey vereyim. Spoiler vereyim. Takımda Türkler arasında tabii şimdi yabancılarla ilgili iyi kötü yani bir şey yani konuşacağımız zaman hani muhabbet arasında şimdi herkesin bir takma adı var. Olay Türkçe'ye döndüğü tabii zaman. Tabii olay Türkçe'ye döndüğü zaman. Dave'in, Dave o kadar hem seviliyor hem de o kadar böyle düz böyle şey böyle bir insan ki o direkt 4 numara yani direkt onun pozisyonu yani o kadar şey bir insan yani müthiş bir insan. Sağda da çok çöpçü. Ooo çok savaşçı ve gerçekten o kadar düzgün yani benim beraber forma giydiğim en düzgün insanlardan bir tanesi ve gerçekten hiç gıkı çıkmaz yani çok çok da çalışkan. O yüzden Dave'e düz yani direkt 4 numara diyorum Dave'e. Tolga geçeyim. Tolga. Tolga öncelikle geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Tolga, çok geçmiş olsun evet. Benim için sağ görüşü derim. Yani çok beraber kısa zamanda oynamış olsak da özellikle Fenerbahçe maçında beraber forma giydiğimiz zamanlarda bana seni bulacağım, orada bulacağım, şurada bulacağım deyip gerçekten 2,5 dakika sonra her pozisyonda beni bulmayı başarmıştı. Yani bu kadar kısa sürede bir kimya oturtmuştuk. Gerçekten oyun zekası çok üst seviyede olduğu için bana da oyun görüşü ve oyun zekası diyebilirim. İnşallah iyi döner o da. İnşallah. Son olarak Duşan'ı soralım Olimpiyeviç'i. Komutan. Kesinlikle saha içinde yani hem çalışkan olarak hem de gerçekten bizi sürükleyicilik olarak yani biz çok savaşçı bir takımız ve o da zaten bu savaşçı takımın komutanı. Onur abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ederim. Tolga abi varsa bir şey. Müthiş keyifli program oldu. Her programımız olduğu gibi. İzleyenlere de çok teşekkür ederim. Onur Alp'e de maç idman yoğunluğunda bize vakit ayırıp buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok eğlendim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak camiaya söylemek istediğin bir şey varsa onu alalım Onur Alp. Şöyle valla camiaya şunu söylüyorum. Bizi baştan sonuna kadar hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ve daha kesinlikle iş bitmedi. İki tarafta da playoff'ta gidebileceğimiz yere kadar sizi gururlandırarak gideceğiz. Vallahi hep yanımızda olun yani. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli Bursasporlar, Onur Alp Bitim'le birlikteydik. Tolga abiyle birlikte beraber sunduk programı. Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.